Herkese merhaba, kanalın mikrofonu ayarlayabilirsem kanalın 23. videosundan. Bugün 5000 euro bayinli bir turnuvayı analiz edeceğiz. 50'yi analiz edeceğiz. Hemen beklemeden başlayalım. Cut-off'ta oturuyoruz gene. Şey sorabilirsiniz arkadaşlar, neden genelde in position'daki ellerde varsın? Ben değilim olan. Ama arkadaş doğru olanı yapmış. Yani genelde çünkü in position'da oynamak istersiniz. Pozisyon siz avantajı sizdeyken oynamak istersiniz. Pozisyon avantajı sizde değilken oynamak istemezsiniz. O yüzden oynadığınız eller daha çok pozisyonda olan ellerdir. Bu arkadaş da genelde pozisyonda olan elleri oynamayı tercih etmiş. UTG'den 1550 standart bir raise var. 24K, 30K. Bu arkadaş fold ediyor, bu arkadaş call ediyor. Bu arkadaş fold ediyor. Şimdi siz kendinize sorun arkadaşlar, ne yaparsınız bu pozisyonda? Tribetler misiniz yoksa call mı edersiniz? Bir düşünün. İkisinin de avantajları dezavantajları var. Nedir? Call edersem birincisi range'imi disguise etmiş olurum. Range'imi açık etmemiş olurum. İkincisi güzel flopleyebilecek bir el bu. Güzel para kazanabilirim. Tribetlersem call etmenin dezavantajı nedir? Bu arkadaşlara harika odlar vermiş olacağım. Tribetlersem avantajı nedir? Bir sürü kişiyi buradan elimine etmiş olacağım muhtemelen bununla da. Bununla da eğer call ederse in position'da bir pot oynayacağım. Forbetlerse de İster call eder oynarım, istersem de fold ederim. Fold etmek daha mantıklı olabilir. Under the gun'ın out of position'da forbetine karşı fold etmek daha mantıklı olabilir S Queen unsuited'la. Ama 3-bet'lemenin de kendine göre avantajı var. Ben kişisel olarak bu kadar deepken, yani 66K stake'im varken Ace Queen'le bunu 3-bet'lerim. Özellikle bu arkadaşın yeteri kadar range'inin güçlü olduğunu inanmıyorsam. Tag denmiş ama ben gene de 3-bet'lerim. Ara sıra teste tabi tutmak lazım bu elde. Ama call edene de bir şey demem. Bu arkadaş ne yapıyor? Call ediyor. Benim oynamayacağım bir şekil. Ama oynamış böyle. Bunu da analiz ederiz. Sıkıntı yok. Bu arkadaş da tabii ki savurgan agresif bir arkadaş. Call ediyor. 1, 2, 3, 4 kişi pot oynayacağız arkadaşlar. Multiway bir pot. Gidiyoruz. Queen, Queen, Jack. Şansımıza güzel de bir pot. Güzel de bir şey geliyor. Check ediyor. Check ediyor. Ben bet ediyorum. Şimdi. Yine uçtu gitti kendi kendine. Oh, yani. Arkadaşlar şimdi flop açıldı. Check etti. Check etti. Check etti. Ben bet ettim. 1.50K. Şimdi bu ne demek? Bu arkadaş check etti. Bu standart bir check. Bunun range ile alakalı bir şey söyleyemeyiz. Bu arkadaş check etti. Check edince bunun elinde genelde bir şey olmadığı anlaşılabilir. Yani bu adamın eli boş genelde. Bu adam preflop raise'in check'ine bet etmiyorsa eğer, elinde bunun da bir şey yoktur muhtemelen. Temel mantık bunu gerektirir yani. Benim bu boardta bu üç arkadaşta ucundan, kıyısından, köşesinden flush draw olabilir, straight draw olabilir, jack olabilir. Bağlı olabilirler bu boardda. O yüzden bet etmek, güçlü de bet etmek, ki güçlü bet etmiş, mantıklıdır. Bugün sesim biraz kötü, kusura bakmayın. Güçlü de bet etmek mantıklıdır. Ben bet ediyorum. Bu arkadaş fold ediyor. Preflop Razor'da fold ediyor. Bakalım bu arkadaş ne yapıyor. Bu arkadaş call ediyor. Güçlü bir call bu arada. Out of position'dan böyle bir board'da call etmek. Şimdi King geldi. Nasıl değiştirdi şeyi? Sizce board'un yapısını. Şimdi flop'u call ettiğinde range ne olabilir? Flop call'una istinaden. Jack X olabilir. Jack 10 olabilir. King Jack olabilir. As Jack olabilir. Ne bileyim, Jack 9 olabilir. Draw olabilir. Straight draw olabilir. Flush draw olabilir. Yani bunlar gibi. King gelince ne oldu? King gelince burada birkaç draw tamamlandı. Hem straight draw tamamlandı. Hem two pair'ler, king jack'ler vesaire oraya gitti. Hem de bir aslar, onlar bir hareketlenme oldu yani board'da genel olarak. Burada ne yapmamız lazım sizce? Bu arkadaş ne yapacak bakalım? Lead edecek mi? Etmiyor, check ediyor. Sizce ne yapılır burada? Check mi geçilir, bet mi edilir? Sorun kendiniz arkadaşlar. Durdurun videoyu. Bence burada bet etmek gene mantıklı. Çünkü value alabileceğimiz hala eller var. Jack'ten alamayabiliriz belki ama straight draw'dan alabiliriz, flush draw'dan alabiliriz. Two pair'lerden veri alabiliriz. Veri alabileceğimiz bir sürü el var. Ama ben büyük bet etmezdim burada. Ufak 2K falan bet ederdim. Bakalım 2-20K doğru bet. Bu arkadaş gene call ediyor. Artık range'i güçlü. Yani hakikaten güçlü olması lazım artık. Bakalım ne oluyor. 9 geliyor. Bu arkadaş ne yapıyor? Check ediyor. Şimdi kendinize sorun, bet mi edersiniz, check mi edersiniz diye bu eli. Valla arkadaşlar, board iyice kötüleşti. Ne kötü? Evet, flush draw oraya gitmedi. Board iyice kötüleşti.
Burada herhangi bir 10 oraya varmış oldu. Full house'lar 9-9 yakalanmış oldu. Board iyice kötüye gitti yani. Herhangi bir 10 buradan draw'u zaten draw olarak geldi. Bu adam da bunun farkında tabii ki. Bu adam check ediyor. Artık bu saatten sonra bet etmenin bir manası yok. Niye arkadaşlar bet etmenin bir manası yok? Çünkü beni bet ettiğinde hangi eller kollayacak? Muhtemelen ya straight kollayacak ya bir full house falan kollayacak. Yani çok 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 az el var benim bet ettiğimde kollayacak olan. King Jack belki kollar. Yani o da ufak bir 3K falan 2.5K 3K 3.5K falan betleri kollar. O da yani çok dar bir range. O yüzden bence burada bu adamın çekine istinaden artık şansımızı da fazla zorlamamak lazım. Pot alıp götürmek lazım. Çek edelim. Bence çek etmek en mantıklısı. Çünkü bizim betimizi bizden kollayabilecek bizden daha kötü ellerin sayısı çok 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 az. Var ama az. Bu adam ne yapıyor? Çek ediyor. Eller açılıyor. Muhtemelen biz kazandık diyeceğim ama Queen onunla bu arkadaş kazandı. Peki sizce bu arkadaş nasıl oynadı? Bence preflop çeki normal. Kolu normal. Gayet standart. Queen on kullanabilecek bir el. Floplayabilir. Tribetlenecek bir el de değil ayrıca. Özellikle early position raise'ine karşı. Flopta mesela preflop raise'deki arkadaş check ettikten sonra bet edebilirdi bu. Check etmeyi tercih etti. Check ettikten sonra beni check raise etmesi çok güçlü gözükürdü. Yani ya draw gözükürdü eli. Beni mesela check etti ya bu flopta diyelim bet ettim ben. Bu arkadaş da benim betimi raise'ledi. Eli çok güçlü gözükürdü. Ya queen gözükürdü elinde ya full house gözükürdü ya da draw'lar gözükürdü. Polarize olurdu yani range'i. O yüzden check ettikten sonra call etmesi çok mantıklıydı. Turn'de de flop'ta check call yaptıysa turn'de de check call yapması lazım. Çünkü hikaye tutarlı olmalı birbiriyle. Flop'ta river'da lead edebilirdi arkadaşlar bu elle ama river'da lead etmemeyi tercih etti. Beni check raise'leyecekti belki. Onu bekledi. Ben de check edince planları suya düştü ama kötü mü oyna dersiniz? Bence kötü oynamadı açıkçası. Sadece flopta bekleyebilirdi beni beklemeden. Turn'u da bekleyebilirdi. Eğer flop'u betlemiş olsaydı ben raise edebilirdim ya da flop'u kollardım. Turn'de tekrar bet ettiğinde turn'u raise'leyebilirdim. Daha çok parayı sokabilirdi potun içine. Ama o da farklı bir tuzak kurmuş kendince. Kötü değildi. Kötü olan şöyle olurdu. Flop'u işte check edip check raise etseydi eli çok güçlü gözükürdü. Range'i çok daralırdı. O kötü olurdu. Ama çok da kötü oynadığını düşünmüyorum. Bu bizim şanssızlığımız. Ace Queen normalde bu potu kazanmalıydı ya da yani hani onlu bir el olmalıydı ama Queen 10 biraz alakasız oldu hakikaten. Ama bu eller var. Bunlar oynanıyor. Bir sürü insan yani World Series of Poker'de bile biliyorsunuz Big for One Drop mu ne? 1 milyon dolar buy-in turnuvalarda. Asaslı adam Asas'a kaybetti. Preflop'ta, All-in'de. Flash geldi. 4 tane kupa açıldı. Ve As kupasıyla kazandı. Bunlar oluyor. Onların yanında bunlar hiçbir şey yani gayet normal. Bunlara alışmanız lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet tilt mi tilt kızacak mısınız? Kızacaksınız ama size geçenlerde söylediğim şeyi hatırlayın. Böyle durumlar olduğunda kalkın masadan 5 dakika oturmayın. Bırakın çipleri. Havanızı alın. İşte sigara için ne bileyim. Gidin arkadaşlarınızla konuşun vesaire. Sakinleşin. Kişisel almayın yani bu durumu. Şahsileştirmeyin işi. Kartlar neticede ve pokerde şans var mı? Evet. Kısa vadede ciddi bir şans söz konusu. Bunu kabul edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ufak tefek böyle ben hani mental olarak da yardımcı olmak istiyorum yeni başlayan arkadaşlara. Çünkü insan en çok parayı tilken kaybediyor. Tilt olmuşken kaybediyor. Saçma sapan oynamaya başladığınız an ciddi paralar kaybedersiniz. O yüzden kişisel almayın. Sakinleşin. Kötü dönemler olacaktır. Kötü günler olacaktır. Bunlara alışın. Gayet normal bu tarz işler. Neyse fazla bile uzattım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar diliyorum hepinize.